Şimdi Serkan geldi, markete gitmiş. Bu arada evi diyor, hoş geldiniz. Onun aldıklarını bir göstereyim. İki tane çamaşır suyu. Bu arada bana sormadan gittiği için birçok şey eksik zaten. Bir tane ıspanak. Bir tane taze fasulye. Bir kilo kıyma. Bir tane havlu peçete. Tereyağı almıştık herhalde daha önce bundan. Tereyağı. Sade yağ yapacağız. Ve sucuk. Dediğim gibi bensiz gittiği için birçok şey eksik. Şimdi ne yapacağız? Baran öğlen uykusuna uyudu, uyandı. Dışarıya çıkmak istiyor. Akülü arabasının aküsünü şarj ettim. Artık Allah'a emanet, tıngır mıngır Anol gideriz diye düşünüyorum. Markete falan gideriz, bakarız. Bir filtre kahve demleme şeyi gelmiş. Işıl'la Elif ablam ondan istiyor. Işıl bir tane almış, bir tane de Elif ablam alınacak. Konuşmaları yanlış anlamadıysam. Şimdi Bim'e bakayım, bence buraya gelmemişti ama Bim'e, A101 falan hepsine bir gidelim bakalım. Neler var neler yok, uzun zamandır ilk defa tek başımıza dışarı çıkacağız. Alırım, köpek savarımı alırım, Allah'a emanet, tıngır mıngır gideriz diye düşünüyorum. Şunları bir koyayım buzda. Bakalım yarın yine kendim giderim, bana aldıklarımı falan alırım. Çünkü bunlar hiç şey değil. Bakın uzun zaman sonra tek başımıza dışarıya çıktık, haydi. İleri al vitesi, evet. Şu yatakları da hurdacı geldi geçen gün, verdim, aşağıya indirmiş bırakmış. Bakın elimde bir arabanın kumandası, bir köpekse var, bir de telefon var. Böyle bir markete gideceğiz. Gerçi Elif ablam bulmuş aradığını ama artık çıktı. Niye yavaş gidiyor? Sinek ördücüden varmış arz dedi. Sinekler bitti gibi zaten, değil mi anneciğim? Çaycı varmış. Çay makinesi 260 lira. Maşa var 90 lira. Düz söylüyorum her zaman. Dijital baskül 60 lira. Mini doğrayıcı. Sadece doğrayıcı sanıyorum. Tek parça bu. 179. Gel anneciğim. Buraya da böyle ipler falan gelmiş. Dur şunları kaybetmeyelim. Bir de küçük kanevi çekici gelmiş. Aa, bunu yapabiliriz senle. Ne dersin? O ne? Sizin teyzenin yaptığından. Dur o modellerine ne? Bakalım. Anne orada yapalım. Dur. Koy bir modellerine bakalım. Bu var. Yine en güzeli bu mavili olan galiba. Başka model yok zaten bu. Bunu alalım, evde yaparız seninle. Sen seviyorsun. Burada büyükleri de var tabii de. Yok büyük yapmayayım anneciğim, küçük yapalım, onu al. Demek ki gelenlerin hepsi sırayla geliyor. Efendim? Geldim. Hangisi, bunu mu istiyorsun? Bakayım. Ama çilek değil ki bu kalburdu. Ay çok özür dilerim. Tamam istiyorsan al. Bak aşağıda puzzle'lar var, onlara da bakalım mı? Aa, burada da var puzzle. Bak dinozorlarını yer yap bozu diyor. Bir de ben bakayım. Bak bakalım, burada değişik şeyler var da anlamıyorum. Ha, bu puzzle'mış da. Şurada bakalım anneciğim, gel. Şu arabayı al dedim. Aa şu fırın kabımı. Çok güzel. 22 lira. Bakın tava var 200 lira. Kek kalıpları. Bunlar zaten hep burada. Şunları çok severim. 2 tane aldım. Ankara'da olsa bunlardan çok alırım da. Değil mi anneciğim? Al anneciğim arabayı. Dondurma kabı. Aha sütlük çelik. 39 lira. Bence gayet uygun. Ya şunlarda yoğurt ve kızartma yapmayı çok seviyorum. Ne kırık anneciğim? Bu kırık bak. Bir şey olmaz. Bana da gitar aldık, yapboz aldık, kaneviçe set aldık. Başka bir şey alacak mıyız? Bu sefer ben abimin gidince gitarımı göstereceğim. Tamam anneciğim, gösterirsin. Hadi kasaya doğru gidelim mi? Aa,
Buradan bir gidelim, buradakileri de göstereyim. Aşure zamanı bu şu kağıtlar. Bir tek aşure zamanında geliyor ya. Yok bence de geçti. Tamam tamam. Şunları da göstereyim diyorum ama durmuyorsun. Tamam hadi. Çok kalabalık bugün. Hadi. Gel bak, Mehmet de gelmiş yeni oyuncaklar. Ay çok küçük küçük bunlar. Ne benim sabrım gelir ne Baran'ın. Bunlar yoga değilmiş. Çok küçük küçük annem onlar. Aa büyük beden taş gelecekti. Gelmiş galiba ama çok kalın bunlar. Çok çok kalın. Hayatta benim giyemeyeceğim şeyler. Bakayım. Ha, tight bu mu? Ay her şeyi o kadar karıştırmışlar ki. Tight bu galiba dur anneciğim. Bakalım. X-Tarch diyor. Tight diyor ama yani şey gibi, eşofman gibi. Yo, eşofman altı diyormuş. Ben aktüelde gördüm tight dediğini. Ne yapacağım ama alsam. 3X-Tarch. Aa buna bakayım dur. Ben bakayım. Hem bir yandan şey yap, ben bir yandan bakalım. Anne. Çok güzel anneciğim. Evet ama şey. Yeni bardaklar gelmiş şunlar. Renkli renkli. Vok tava gelmiş. Efendim anneciğim. Hı? Anneciğim sana göre bir şey var mı diye bakıyoruz bak. Bunlar gene burada olanlar. Yok galiba. Baran bugün beni markete kendi arabasıyla götürdü. Ben yürüdüm ama olsun. Devam et. Uzun zaman olmuştu arabasına binmeyeli. Serkan gelince geç oluyor. Hava kararmış oluyor. Bilemiyorum bir türlü. Ama dışarısı bir kalabalık, bir kalabalık dedim ki ne oluyor? Cuma günleri burası böyle oluyormuş. Ya 3-4 yıldır buradayız ama hiç cuma günü dışarıya çıkmamışım. Demek ki aşırı kalabalık. Sevdik'te pazar varmış. Köylüler oraya gidiyormuş. Dönüşte böyle kalabalık oluyormuş. Bir de tabii okullar da açık. Burada çok yatılı okuyan öğrenci var. Onlar da cuma günü dönüş yapıyorlar ya, hafta sonu evlerinde kalıyorlar. Onların da dönüş saati tam. Ama baksanıza hava ne kadar güzel. Sürecek misin araba? Biraz da diğer tarafa gidelim. Battı balık yan gider. Alıştık. Şimdi köpek de görmedik ya. Onun için korkmadık. İstiyorsan gidelim diğer tarafa da biraz. Evin önünde oturduk. Biraz da burada binecek. Dur araba geliyor. Baran bekle. Baran bekle. Araba geçsin. Bekle. Ben gene frene basayım. Bakın bizim ev burası. Şimdi karşı komşunun önünde bank var. Orada oturuyorum. Şurası da portakal bahçesi. Yavaş. Sen yola çıkabilirsin anneciğim. Yavaşım. Hı. Olabilir anneciğim. Köpek geldi. Bununla kaçırdım. Hadi. Hadi artık eve gitme saati geldi bence de anneciğim. Ay çok korktuk ama neyse gitti anne. En azından. Ha. Tam uzaklaşsın anne. Öyle kalkalım. Arabanın sesini anne. Duyalım. Hı. Ben arabamı... Ben arabamı eve kadar götüreyim. Baran gitar çalıyor içeride. Gitar aldık ya ona. Neyse geldik eve. Aldıklarımızı şöyle bir göstereyim. Bunu aldık. Biraz gitarını çalsın. İşte yapboz aldık Baran'a. Yapbozu yapsın falan filan. Sonra onunla oyalanır. Şunu aldık 15 liraydı. Bu büyük parçalı puzzle şeyi. Geçen gün almıştım ya Rafa'dan Tayfa'nınkini. BİM'den almıştık. Çok 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 hoşuna gitti. Çok vakit geçiriyor onun. Onun için de bununla alayım dedim. Bunu da birazdan yapıyoruz. İki yapboz bir arada diyor. Nasıl oluyor? Neyse. Aldık. Kahvem bitmişti. İki günde kahve içmiyorum ki. Ben cidden kahveyi çok seviyorum. Asetonum bitmişti. Aseton aldım. Baran kız yerleştirdi. Ay kırmızı tatlı mı? Bir tane versene dedi. Hemen bir tane tatlısını aldı. Şunu da dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Sezin teyzem yaparken Baran şöyle teyzem iğneyi batırıyordu. Baran çekiyordu. Çok hoşuna gitti. Yani hepsini teyzemle yaptılar. Çocuk oyalanıyor, vakit geçiriyor işte. Yoksa ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Nefret ederim. Ama almış bulundum. Bunu da aldım. Bu kadar. Uzun zaman sonra ilk defa markete gittik. Gidiş falan iyiydi. Dönüşte o evin önünde biraz arabaya binsin derken köpek geldi. Allah'tan sağır olmayan köpek de o cihazla gidiyor. Sağır olanlar gitmiyor. Allah'tan sağır değildi. Köpek gitti. Hemen gitti. Biz de hemen eve geldik ama korktuk tabii ki. Bir de dışarısı inanılmaz kalabalıktı. Ama bundan sonra her gün çıkartacağım Baran'ı. Öyle ya da böyle elimde o cihazla ya da işte bir şey olsa çalık atarım falan. Ne yapayım yani, bu şekilde olmuyor çünkü. Çocuk çok bunalıyor. Şey yapıyor. En azından parka götürme. Orada biraz arkadaşları olur. Ya da bilmiyorum, Ankara'ya gideriz. Hiçbir şey belli değil. Şimdi aldıklarımı
dolabımı yerleştirdim. Serkan'ın getirdiklerini daha markete gitmeden yerleştirdim. Dün şu buzdolabının şuralarını falan sildim, temizledim. Ispanağı, fasulyem, kıymalarımı böyle böyle ayırdım, koydum. Balkabağı yaptık ya, kalanları da böyle buraya koyduk. Böreğim falan var. Taze fasulyem varmış zaten biraz. Ama bu az yani. Bu türlülük olur. Buradan yemek falan yaparım. Gerçi sevmiyoruz da. Taze fasulye falan ne Serkan seviyor ne ben seviyorum da öyle işte sebze yemeği olsun diye yapıyoruz. Kemiriyoruz yani. Başka bir şey değil. Sevdiğimizden değil. Akşama da yemek yapmadım. Dünden kalan dolmalarım var. İkişer üçer tane. Yeterse yeter yeriz. Yoksa yumurta falan yaparım. Bir şey yapmadım çünkü bugün bütün gün Baran'la oyun oynadık. İçeriden sesi geliyor. Gitar çalıyor. Yok diyorum ki teyzenle yaptığın gibi yapalım. Ben iğneyi batırayım sen çek. Olmaz mı? Hayır. Ama bu şekilde karışık olabilir. Tamam. Aa, bak elinde kaldı. Ver. Hadi baştan başlayalım. Nasıl çıkaracağız ki? Bir şeyi 40 defa derseniz olur. Müzik açık değil değil mi? Serkan geldi. Ay ışığı yakamadım. Ayarlayamadan başladım. Serkan geldi, minibüs de gelmemiş ama gene büyük bir araba. Ben hep şey diyordum, büyük araba isterim ben, büyük araba. İşte bir şey 40 defa söylersen bir şekilde oluyor. Al sana dedi büyük araba, gene büyük bana araba. Geldim. Kendi arabası hala işi bitmemiş. Evren'e oğlumla enerji gönderin, ne istiyorsanız söyleyin ama ayrıntısıyla birlikte söyleyin. Büyük araba ne yani? Transit mi, minibüs mü, ne? Bakın onlar geliyor. Kaç gündür böyle pis arabalarla. Pis değil hayatım. Otoz senti. O ışıkta öyle görünüyor. Öyle değil ya. Aa, bak bu tarafa göster. Ya millet toz zannedecek. Toz hayatım. Güneşten sen, rengi bak sonucu. Senin oturduğun yer temiz. Hayatım güneş ya. Elimi kirletmek zorunda mıyım ya? Toz değilmiş evet. Güneşten yanmış. Geçin, neyse, yani araba ha, minibüse bindik, minibüsü gitti, ertesi gün temizletti, bir daha binmedik. Şimdi diyor ki bunu yarın temizletim, temizletme zaten arabasını alacak yarın. İnşallah tabi bugün de alacak diye bekliyorduk, çöp atıyor kocam, bir bakın. Hop, babam, bak. Eve geldi, evde de yemek yoktu ya. Attık da oğlum bunu. Yemeğe gidelim dedi, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz da dışarıya çıktık. Araba koyalım. Öyle bir yemek oğlum, yemeye gideceğiz. Araba olmaz, ne yiyeceksin şimdi, anlatmak ister misin bize? Neden? Yedikten sonra. Çok mu açsın? Baran açlıktan konuşamıyor. Ne söyledin? Kaç tane söyledin? Söylesene bir. 9 tane ne söyledin? Lahmacun. Çok tatlısın biliyor musun? Bakın Manavgat'ta Kasap Davut Mangal var burası. Şimdi burayla ilgili şunu söyleyeceğim. Adamlar bir kuzu şiş yapıyor. Yani kuzu şiş değil, lokum sanki. Böyle bir şey olmaz. Ve böyle diğer şişler gibi küçük küçük böyle böyle değil. Böyle böyle etleri. Tabi arasında kuyruk yağı falan da var. Ama yani bir etin pişme oranı ne kadar iyi olabilirse, ki biz eti cidden çok pişmiş seven insanlarız. Bu kavurma yaptığımız zaman falan böyle terme. Öyle olur işte, siz anlarsınız artık benim dilimden. Ya lokum ya, adamlar resmen lokum yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Bir de şeyi çok öyle az değil yani. Az değil, porsiyon doyurucu. Kocaman yani. Aynen. Geçen sene de biz buraya çok geliyorduk. Uzun zamanda bu diyete başladığımızdan beri şey yapmıyorduk. Geçen ilk lahmacun yediğimizde bir burada yedik. Bir de bir bu akşam buraya geldik ama kuzu şişini o kadar özlemişim, o kadar özlemişim ki. Ve fiyat olarak da bence köfteci Usta'kıyla aynı. Bir porsiyon 30 lira. 30 liraydı değil mi? 40 mıydı? 40 mı? Ama çok güzel ama yani. Fiyat dışına gelir onun için çok güzel. Yok ciddi anlamda lokum. Eğer bu taraflardaysanız kesinlikle gidin ama şey değil, iyi pişmiş olsun deyin. Ha yakmıyorlar. Ama çok güzel yapıyor. Ama lokum yapıyor adamlar ya. Ay bu ne kadar öğüdüm. Gidin ya çok güzel. Baran da o kadar doydu ki. Baygın. Nerede o? Oğlum. Baran merhaba de. Aradığınız kişi şu anda Necati'ye ulaşamıyorum. Aradığımız Necati'ye şu anda ulaşamıyormuşuz. O üstüne bir de sütlaç yedi. Tabii bitiremedi ama.
Yedi. Tırtıkladı aynen tırtıkladı. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Biz de hiçbir şey yememiştik. Çünkü benim bilin bakalım ne oldu? Bulaşık makinem olmadı. Bulaşık makinem hala su akıtıyor. Üstüne artık çamaşır makinem de akıtıyor. Ya o niye? Sonra konuşalım o konu. Çok sinir bozucu şeyler. Telefonu koyamıyorum ya şimdi böyle elim ağrıyor. İnsan arabası gibisi yok işte. Küçük küçük diye şikayet ettik. Kaldık buna. Bakın şimdi size Taşağı'da bir kuyruk göstereceğim. Bu mevsimde burası böyle. Kuyruk derken kalabalık. Yani kuyruk işte. Araç kuyruğu bakın. Sonuna doğru geliyoruz. Daha nerede geliyor? Gel, işte burada fabrika. Daha var abi. Bakın şu ışığı yanan yer zeytin fabrikası. Millet zeytinlerini topluyor, geliyor burada çektiriyor. Ve hala devamı da var gerçekten. Tam bir şenlik şey yeri yani. Sana içeri yana babacığım. Tabii. Dışarıdan da müthiş bir zeytin posası kokusu geliyor. Tam zeytin mevsimi. Herkes şimdi toplayıp taze taze zeytini çektiriyor, yağını çıkartıyor. Mis ama yani bazı insana koku kötü gelebilir. Bir de bir dönem yazın çektiriyorlar değil mi? Yazın fabrikada söylüyor. Anne, yazın fabrikada. Bu soğuk sıkıntı. Bu, efendim? Yazın fabrikadan eve getiriyorlar. Fabrikadan eve getiriyorlar yazın. İnanılmaz güzel. Ya ben zaten zeytinyağımı çok seviyorum. Ağzıma döküp yiyebilirim. Ama burada çekildiği zaman tam bir festival havası yani. Keşke herkes bir litre getirsin. Getiriyorlar. Köyden falan veriyorlar bize. Ama yani gerçekten çok seviyorum. Efendim anneciğim? Ay söyleyelim anneciğim. Olur mu? Tamam. Eve geldik. Bundan sonrası keyif. Baran'la oturup böyle puzzle yapacağız. Çay demledim. Baran burada hala bir şeyler yiyor. Biz de çayımızı demledik. Oturdum yere böyle yap puzzle yapacağım. Merhaba de hadi. Merhaba. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Hepinizi çok çok öpüyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Babam.